bir anlamına gelir. Dolanıklık sayesinde de iki veya daha fazla kübit dolanık hale geldiğinde birbirleriyle garip bir bağlantı oluştururlar. Bir kübit üzerinde yaptığımız ölçüm diğer dolanık kübitlerin durumunu anında etkiler. Ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar. Kübitler genellikle çok küçük kuantum parçacıklarından yapılır. Örneğin elektronların spinleri yukarı ve aşağı olabilir, fotonların polarizasyonları dikey veya yatay olabilir. Ayrıca süperiletken devrelerde kullanılır. Bu fiziksel sistemler kuantum mekaniğinin kurallarını kullanarak bilgi depolar ve işler. Bell'in teoremi ve sonraki deneyler kuantum mekaniğinin yerel gizli değişken teorilerinin izin verdiğinden daha güçlü korelasyonları tahmin ettiğini göstermiştir. Önemlisi bu korelasyonlar kuantum durumlarının içsel yerel olmama durumunu yansıtırlar. Kuantum ışınlanmaya geldiğimizde ise kuantum fiziğinde işler klasik fizikten farklı olmaktadır. Elektronlar, fotonlar gibi küçük parçacıklar aynı anda birden fazla durumda bulunabilirler. Buna süperpozisyon diyoruz. Ama işin püf noktası şu. Biz bu parçacıklara baktığımızda, yani onları ölçtüğümüzde, bu kuantum durumu çökmektedir. Yani parçacık ölçüm anında kesin bir duruma geçer. Burada önemli bir kural var. Ölçüm eylemi bir parçacığın durumunu değiştirir. Fakat bu değişim ışıktan hızlı bir şekilde bilgi iletemez. Şimdi aklınızda şöyle bir soru olabilir. O zaman kuantum ışınlanma nasıl çalışıyor? Kuantum ışınlanma bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ışınlanma ile aynı şey değildir. Burada bir insan ya da bir obje ışınlanmıyor. Bir bilgi ya da durum ışınlanıyor. Kuantum ışınlanmanın ilk adımı Alice ve Bob'un bir dolanık kübit çifti paylaşması düşünce deneyiyle izah edilmiştir. Dolanık iki parçacık düşünün. Bu iki parçacık aralarında bir tür kuantum bağı taşır. Öyle ki biri üzerinde bir ölçüm yaptığınızda diğerinin durumunu anında bilirsiniz. Sanki birbirleriyle telepati yapıyorlarmış gibi. Ama unutmayın, bu ışıktan hızlı bir iletişim değildir. Dolanıklık yalnızca bir korelasyon meydana getirir. Alice elindeki dolanık kübiti bu A kübiti olsun ve ışınlamak istediği başka bir kübiti alır. Şimdi bu iki kübit üzerinde bir ortak kuantum ölçümü yapar. Bu ölçüm kübitlerin durumunu birbirine bağlar ve sonuçta bir ölçüm sonucu elde edilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus bu ölçüm işleminin Alice'in kübitinin durumunu yok etmesidir. Yani Alice'in kübiti orijinal durumu taşımaz. Elde ettiği ölçüm sonucunu Bob'a bir klasik kanal üzerinden iletir. Yani Bob'a bir e-posta, bir mesaj ya da bir telefon görüşmesi gibi klasik bir yöntemle bilgi gönderir. İşte burada bir noktada değinmemiz gereken klasik iletişim ışık hızından daha hızlı olamayacağıdır. Bob kendisine gelen ölçüm sonucunu kullanarak elindeki dolanık kübit B üzerinde bir işlem yapar. Bu işlem sayesinde Alice'in başlangıçtaki kübitinin durumu Bob'un kübitine ışınlanır. Ama burada bu fiziksel ışınlanma bir hareket değil, sadece bilginin bir başka yere taşınmasıdır. Belki şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Eğer dolanık parçacıklar anında bilgi paylaşıyorsa neden bu ışık hızını aşmıyor? İşte burada devreye nedensellik giriyor. Alice'in ölçüm sonuçlarını Bob'a iletmek için klasik bir kanal kullanması gerekiyor. Bu da ışık hızını aşan bir iletişimi imkansız hale getirmektedir. Yani evrenin hız sınırı bozulmadan kalmaktadır. Bunu bir oyun gibi düşünün. Alice ve Bob özel bir kuantum posta sistemi kullanıyor. Bu sistemde Alice bir mektup hazırlayıp bunu bir ölçüme şifreliyor. Şifreyi Bob'a klasik bir kargo şirketiyle gönderiyor. Bob şifreyi aldığında elindeki anahtar, yani dolanık kübit ile mektubu çözebiliyor. Sonuç olarak mektup asla fiziksel olarak taşınmıyor. Sadece bilgi taşınıyor. Şimdi işin can alıcı kısmına gelelim. Bilgi yayılımı. Burada devreye Leap-Robinson sınırı giriyor. Peki bu sınır ne diyor? Kuantum sistemlerinde bilgi aktarımı doğadaki hız limitlerine uyar. Newton mekaniğinde bilgi sonsuz hızlı yayılabilir gibi görünse de kuantum dünyasında işler böyle değildir. Leap-Robinson teoremi bilgi yayılımının bir üst sınırı olduğunu söylemektedir. Bu hız genelde ışık hızından çok daha yavaştır. Tıpkı sesin havada yayılma hızına benzer şekilde kuantum bilgi de maksimum bir hız ile yayılır. Kuantum tünelleme dediğimiz bir süreç var ve bunu önceki bölümde açıklamıştık. Parçacıklar bazen engelleri aşar gibi görünür ve adeta ışınlanır. Ancak bu süreçte bile ışıktan hızlı yayılım mümkün değildir.
Çünkü kuantum mekanikleri kendi içinde sıkı sıkıya bağlı hız sınırlarına sahiptir. Yani evrenin kurallarını bir şekilde çiğneyemezler. Zaman yolculuğu sadece bir kişinin veya nesnenin geçmişe gitmesini değil, aynı zamanda bilginin de aktarılmasını içerir. Kuantum mekaniği, klasik fiziğin deterministik yapısını sarsarak zamanda yolculuk teorilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Ancak kuantum teorisinin zamanı anlamamızda sunduğu katkılar genellikle dolaylıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.